Efendim hayırlı akşamlar. Kanal 42 ekranlarında yeni bir konuşmaya değerle karşınızdayız. Tarihler 12 Ekim'i gösteriyor ve bundan 50 yıl önce rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'nın Konya'da bir başlatmış olduğu hareket ve Milli Görüş Hareketi, Konya için farklı bir mesele, bir gençlik hareketi, İslam camiası için, Müslümanlar için yeni bir umutun olduğu bir çalışmayı başlattığı bugün itibariyle tam 50 yıl oldu. Milli Görüş Hareketi'ni konuşacağız değerli izleyenler ve Milli Görüş Hareketi'nde en temel noktada gençliğin yetişmesi, şuuru ve hedefi, bu ülkenin geleceğini konuşmak üzere bugün stüdyo konuğumuz Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan Bey bizlerle birlikte gençliği konuşacağız. En temel noktada biraz önce ifade ettiğimiz gibi milli görüşü konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Konya'da yoğun programınızın arasında bize de yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle bir gün içerisinde de bu programı düşünürken de sizi gençliğin onların ifade ettiği gibi abisi olarak ağırlamak istedik. Çok da güzel oldu diyerek Milli Görüş Hareketi Erbakan Hoca 12 Ekim'de Konya'da milletvekili seçilerek bir anlamda resmileşmiş oldu. Evet. Buradan yola çıkarak sadece bir siyasi anlayış olarak değil de ülkenin birçok alanında çalışmalar hedefleyen bir hareket olarak tanımlayabiliyoruz ki bunda da gençliğin önemi var. Gençliğin önemi olarak Milli Görüş Hareketi'ndeki gençliğin durumunu size soracak olursak nereden başlamalıyız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Zor bir soru, yani mana itibariyle zor bir soru. İzah etmeye Allah nasip etsin bizlere. Bugün güzel bir tevafuk etmiş olduk. Yani bizim programımızda Konya Teşkilatımızın Anadolu Gençlik Derneği ile alakalı yapacağımız çalışmaları bu tarihi yani organize ederek planladığımız bir gün olmadı. Tamamen tevafuk. Evet. Arkadaşlar planlarken 12 Ekim tarihinde Konya'ya gidiyoruz dediler. Sonra da baktık ki çok güzel bir tevafuk olarak karşımıza çıktı. Milli Görüş Hareketimizin başladığı, Erbakan Hocamızın tabiriyle Milli Görüş davamızın orta çadırı olan Konya'mızda güzel bir program açısından da böyle bir başlangıcı da yapmış olduk. Öncelikle ben söze başlarken rahmetli Erbakan hocamızı ve onunla birlikte bu hareketi başlatan hem Konya'mızda hem de Türkiye'nin birçok bölgesinde, dünyanın birçok bölgesinde ki büyüklerimizi, rahmetli Rahman'a uğurladıklarımızı rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Allah mekanları cennet olsun. Amin. İsimlerini de ifade etmek istiyorum. Süleyman Arif Emre abiler var, Fehim Adak abiler var, işte Erbakan hocamız var, diğer birçok büyüğümüz var. Allah onlara rahmet etsin. Onların yolundan giden bizleri de tam istikamet üzere yürümeyi nasip etsin. Amin. 1969 12 Ekim. Bugün de 2019 tarihinin 12 Ekim'i. Yarım asırlık bir çınardan bahsediyoruz Milli Görüş davamızda. Allah nice 50 yılları nasip etsin. Amin. Yani Erbakan hocamız bahsederken kıyamet sabahına kadar devam edecek olan bir davadan bahsediyordu. Milli Görüş Hareketi açısından böyle bir davanın müntesibiyiz. Ve bundan da hamdolsun onur duyuyoruz. Rabbimize de şükrediyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin başladığı günden bugüne kadar, yani dünyada birçok hareketler, birçok mekanizmalar kurulur. Bu mekanizmalar kurulurken o yapıların içerisinde siyasi çalışmalar vardır, sivil toplum çalışmaları vardır, belli kurumlar vardır. Ama Milli Görüş Hareketi'nin başladığı günden itibaren vazgeçilmez saç ayaklarından bir tanesi de gençlik teşkilatları olmuştur, gençlik hareketleri olmuştur. Milli Gençlik Vakfımızdan önce Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Teşkilatı'nda çok hayırlı çalışmalar yapılmıştır. Ve 1975 yılında 29 Mayıs İstanbul'umuzun fethedildiği tarihte Milli Gençlik Vakfımız kurulmuştur. Ve o günden bugüne kadar da Allah'a hamdolsun hayırlı hizmetler yapmıştır. Sonrasında Anadolu Gençlik Derneği'miz kurulmuştur. O günler açısından yani o günden bugüne kadar bir baktığınızda hep şu sorgulanmıştır. Yani işte bu hareketi Erbakan hocamız kurdu, büyüklerimiz var. Gençler onlar açısından ne kadar kıymetli, Milli Görüş Hareketi açısından gençlik bu hareketin neresinde gibi sualler sıklıkla sorulmuştur. Ben bu suale şöyle de cevap vermek isterim. Rahmetli Erbakan hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Bir milletin asıl gücü tankı, tüfeği, topu değildir. Asıl gücü inançlı, imanlı evlatlarıdır sözü.
hem milletimize vermiş olduğu değer hem de milletimizin içerisinde gençlere vermiş olduğu kıymeti de çok net bir şekilde izah etmiştir. Ve hareket davamızın başladığı günden bugüne kadar hep gençlerimiz çalışmaların merkezinde olmuştur, içinde olmuştur ve bu çalışmalar içerisinde de gençliğimiz çok hayırlı hizmetlere de imza atmıştır. Milli Görüş Hareketi'nin kurulduğu günler açısından baktığımızda 1969 sürecine kadar Türkiye'de belli bir kesim, işte ahlakı merkeze alan, milli ve manevi değerleri merkeze alan yapılar ne yazık ki siyasi alan açısından söz sahibi olmayla alakalı tam istenen kıvamda bir türlü yer alamadılar. Edebiyat çalışmaları içerisinde değerlendirilmiş oldu. İşte Necip Fazıl'lar, işte Üstad Mehmet Akif Ersoy'lar gibi onların halkalarında, etraflarında dönen Eşref Edip'ler gibi birçok gençler oldu. Edebiyat sohbetlerinin ötesine geçemedi. Ve belli bir camiye sürekli baskıyla karşılaşmış oldu. Yani sadece insanlar ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden, gizli kapaklı Kur'an-ı Kerim eğitimlerini alan ve onun dışında hiçbir alanda söz sahibi olmayan, inancını merkeze alan bir adım atamayan kitleler olarak değerlendirilmiş oldu. Ta ki 1969 sürecine gelene kadar, önce rahmetli Erbakan hocamız Odalar Birliği'nde çok hayırlı çalışmalara imza atmış oldu. Ondan sonraki süreçte orada da önü kesildikten sonra bu sürecin çözümünün siyaset olduğunu ve devlete talip olmak olduğunun kararını vermiş oldu ve Konya'mızdan Bağımsızlar Harekatı'nı başlattılar ve Bağımsız Harekatı'yla birlikte Milli Görüş Hareketi ve Türkiye'de milli ve manevi değerlerine bağlı insanlarımız mecliste temsil edilir hale geldi. Ve o günden bugüne kadar siyasi yasaklanmalar, parti kapatmaları vesaireler bunlar olsa da bir ciddi kazançlar elde edilmiş oldu. Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'nin yaptıklarını dikkate almak zorunda kalan siyasi organizasyonlar karşımıza çıktı. Hükümetler ortaya çıkmış oldu. Ve şükürler olsun Milli Görüş Hareketi 1969'dan bugüne kadar, 2019 tarihine kadar hem siyasi alanda hem de sivil toplum alanında ülkemize çok değerler, çok kıymetler katmış oldu. Ve onunla birlikte Türkiye'de değişim süreçleri başladı, dönüşüm süreçleri başlamış oldu. Hem siyaset açısından hem de biraz önce ifade ettiğim sivil toplum açısından, eğitim açısından, ne derseniz bütün alanlar açısından, yani insanlar bir adım atacakları vakit Milli Görüş Hareketi bu konuda ne diyor diye bakmak durumunda kalmış oldular. Peki burada araya girecek olursak, Milli Görüş Hareketlerinin partileri Türkiye'de birçok anlamda yeniliklere, öncülüklere yer vermiş, halk içinde gerçekten faydalı olabilecek hizmetlerin öncülüğünü yapmış ve gerçekleştirmiştir. Birçok zamanda evet, vatandaş tarafından anılıyor. Ancak öyle bir Türkiye içerisindeyiz ki Milli Görüş Hareketi partilerinin istediği kıymeti görülmediği de bir aşikar durum. Bunun sebebi ne diyebiliriz? Ben halkımız açısından bir kıymet probleminin olduğu kanaatinde değilim. Yani kıymet dediğimiz şey sadece bir oy olarak vermek noktasında değil. Bu konuda siyasi büyüklerimiz ayrıntılı değerlendirirler parti süreçleri açısından. Nereye giderseniz gidin, sadece bir parti olarak değil de bütün kurumlar açısından evet, ifade ediyorum. İnsanımız Milli Görüş Hareketi ile alakalı hep hayırla iade etmiştir. Allah sizden razı olsun demişlerdir. İşte biraz önce ifade ettiniz birçok hayırlı çalışma diye. Rahmetli Erbakan hocamızın iktidar olduğu dönemler açısından baktığınızda Türkiye'de 200'den fazla fabrikanın temellerini atmış. 200'den fazla fabrikanın temellerini atmakla birlikte 70 tane fabrikanın hem temellerini atmış hem de nihayet erdirmiş. Ve bu fabrikaların içerisine baktığımızda işte şu anda özellikle İslam coğrafyası açısından baktığınızda en önemli problemlerden bir tanesi kendi ayaklarının üzerinde duramama meselesi, kendi savunma sanayini oluşturamama meselesi, tamamen yurt dışından ithal edilen ürünler üzerinden, işte teknolojik ürünler üzerinden ayakta kalabilen İslam ülkeleriyle alakalı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Rahmetli Erbakan Hoca, işte ağır sanayi, işte özellikle Konya bu işin merkezlerinden bir tanesidir. Ağır sanayi hamleleri ortaya konmuştur ve bu ağır sanayi hamleleri ortaya konarken özellikle fabrikaların bir kısmına baktığınızda demir çelik fabrikaları ve bazı teknik fabrikalar dönüşümlü fabrikalar olarak karşımıza çıkmıştır. Dönüşümlü fabrikalar dediğimiz şey ne? İşte
takım tezgahlar değiştirilerek demir çelik fabrikaları bir anda silah üreten fabrikalar haline gelmiştir. Ya da bazı fabrikalar açısından baktığınızda, stratejik fabrikalar açısından baktığınızda o fabrikaları Erbakan hocamız hava boşluklarının altına yapmıştır. Allah muhafaza ülkemize bir müdahale olduğunda o fabrikalar zarar görmesin diye planlanmıştır. Ve bu fabrikalarda birçok istihdamlar ortaya konmuştur. Ve yine şöyle bir değerlendirdiğinizde, doğru zahiren baktığınız vakit sizin ifade buyurduğunuz işte o iktidar olduğu dönemde işte medya vesaire aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan bazı olumsuz havalar insanımızı olumsuz etkilemiş olabilir. Ama işin nihayetine baktığınızda, şu anda değerlendirdiğinizde ya Erbakan Hoca ne kadar doğru şeyleri söylemiş. Ya Erbakan Hoca 1990'daki yapmış olduğu konuşma bugünümüze nasıl ışık tutuyor. Ya da milli görüş partileri açısından ya da milli görüş organizasyonları açısından baktığınızda yıllar önceki ifade edilen hususların bugün bir şekilde karşılık bulduğunu bizatihi halkımızın kendisi hangi kesimden olursa olsun görmüştür. Bir de hem milli görüş hareketimizin hem de Erbakan hocamızın meseleye bakışında ülkemiz içerisinde hiçbir şekilde insanımızı ayrıştıran bir siyaset dili kullanılmamıştır. Hangi süreçlerden geçilirse geçilsin, partilerin kapatıldığı süreçte bile aman bir tane insanımızın saçının teline zarar gelmesin diye ülkemizin birliği, ülkemizin bütünlüğü açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Ya da şöyle bir baktığımızda özellikle gençlerimiz açısından değerlendirdiğimiz boyut açısından ifade ediyorum. 1980'lerde sağ-sol davalarının en çetin olduğu dönemlerde gençlerimizin çatır çatır birbirlerine silahları çektiği, öldürdüğü bir süreçte Erbakan hocamız ülkemiz gençliğini birliğe ve bütünlüğe davet etmiştir. Ve kendi hareketi içerisinde gençlik teşkilatlarının en ufak bir şekilde illegal bir sürece, işte silahlı bir çatışmaya ya da insan toplumumuzu yanlışa sürükleyecek bir çalışma haline hiçbir şekilde sokmamıştır. Hep ifade ettiği hususlar bu ülkede yaşayan işte 70 milyon o dönem açısından, evet. 60 milyon, 50 milyon bulunduğu siyaset dönemler açısından. Şimdi 80 milyon evet. Ülke evladının her birine kıymet veren bir dili ortaya koymuştur. Kendisini hangi grup, hangi mekanizma tavır alırsa alsın onlar bizim kardeşlerimizdir der. Onlar bu ülkenin insanlarıdır der ve meseleyi de bu kardeşlik çerçevesi içerisinde, birlik duygusu içerisinde değerlendirir. Ve hiçbir şekilde de bu cümleleri kullanırken bir kin, bir nefret, bir ötekileştirme, bir ayrıştırma dilini hocamız kullanmadı. Ve bizlere de en önemli eğitimlerden bir tanesi de bu oldu zaten. Dürüstlük ve nezaket diyebilir miyiz? Tabii, dürüstlük, nezaket, letafet, işte esprili bir dil. Yani işte bir gazetecinin işte sorduğu bir soruya karşın ona ne kadar ağır da sorsa ona nezaketle cevap verebilme erdemini Erbakan hocamız göstermiştir. Ya da işte 97 özellikle 28 Şubat dönemleri açısından kendisini hakaret eden insanlar olmuş. Bunların hiçbirisine cevap vermemiş ve onlarla alakalı çok nezaketli cümleleri kullanmıştır. Bundaki sebep ne? Ya biz bu dille kullanırsak, bu ülke insanı birbiriyle ayrıştırılan bir sürece girerse, birbirlerine hakaret ederse, toplumsal bir kutuplaşma olursa bu ülke insanımıza hiçbir şekilde faydası olmaz bakışı içerisinde hareket etmiştir. O açıdan hem sivil toplum açısından kapatılan dernekler, vakıflar, ayrıca siyasi partiler açısından evet. O kapatma dönemleri de en ufak bir olumsuz sürece girilmemiştir. Ve çok şükür de insanımızın kalbinde, gönlünde hep milli görüş hareketiyle alakalı güzel hatıralar vardır, güzel cümleler vardır. Ve gençlerine de, evlatlarına da aktarırken de bunları yad etmiştir, bunları ifade etmiştir. Şimdi gençliğe geçmeden önce yine hazırlamış olduğumuz bir VTR daha var. Onu aktaralım, ondan sonra gençlik üzerinden kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Farkında mısınız? Adaletsizlikler, hak ihlalleri, kavgalar, kutuplaştırmalar, tahammülsüzlükler, baskılar. Ve sonuç? Kin, nefret ve zulüm. Neler oluyor insanlarımıza? Saygıdan, sevgiden, hoşgörüden uzaklaştıkça insanlarımızın arası giderek açılıyor. Anlayışsızlık, uzlaşı kültürünün yok edilmesi, asırlardır devam eden güçlü kardeşlik bağlarımızı zedeliyor. Farklı düşüncelere saygısızca yaklaşan, temellerinden sarsılmış bir toplum haline dönüşüyoruz. Merhamet, şefkat, tahammül ortadan kalkınca, kavgaları, kargaşaları, haksızlıkları ve hak ihlallerini doğuruyor. Bu durum
adeta bir satranç masasına dönüşmüş olan dünyada bizi yapayalnız bırakıyor ve zayıflatıyor. Dürüstlük kavramı yok oldukça beraberinde bencillik, hırs, israf, güç zehirlenmesi, talan, yalan gibi nice tavizleri getiriyor. Durum ne kadar içerisinden çıkılamayacak kadar kötü gözükse de her zaman bir çıkış yolu var. Durun kalabalıklar, burası çıkmaz sokak diyen sese kulak verelim. 50 yıl önce adaletsizliklerin, haksızlıkların, baskıların, nezaketsizliklerin, geri kalmışlıkların, yoklukların, yoksullukların, umutsuzlukların karşısına Anadolu insanının erdemi, dua ve teşvikleriyle bir adam, onunla beraber de birçok güzel insan çıktı. Bu adam dürüstlüğü, nezaketi, güler yüzü, üslubu, sarsılmaz inancı, azmi, kararlılığıyla umut bekleyen, uyanış bekleyen milyonların yüreğindeki kıvılcımı ateşledi. O adam Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Milli görüş partileri kapatılmış, tarihin akışı içerisinde zerre miktarı önemi yoktur denilerek taze bir aşkla yeniden yola devam etti. Hayalci diyenlere her şeyin bir hayalle başlayacağını hatırlatarak büyük başarılar elde etti. İftiralar, karalamalar, kumpaslar kurulmuş, hedefe kilitlenmenin kararlılığı, gücünü millet ve değerlerinden almanın inancıyla gayretler sürdürülmüş, hep haktan yana durulmuştur. İşi ve yönetimleri bir kısım efendilere verin diyenlere, işi ehline veririz ilkesiyle tavır sergilenmişti. Liyakat öncelenmiş, ehliyet esas alınmış, her ses dinlenmiş, insan öncelenmişti. İşte bugün de tavizsiz bir şekilde, aynı ölçülerle, aynı heyecanla ve aynı aşkla bu kutlu yürüyüş devam etmekte. Unutmayın, karanlığın sesini aydınlığın şarkısı sonlandırır. Kavgayı tahammül ortadan kaldırır. Hak ihlallerini adalet çözer. Kin, nefret ve zulüm sevgiyle silinir gider. Unutma, çare var. Çare, dürüst insanlar, dürüst yönetimler, dürüst yöneticiler. Bizim davamızda herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Evet, şimdi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın aslında biraz önce Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği nezaket ve dürüstlük izahatını bu VTR ile de izlemiş olduk. Şimdi biraz da gençlik konuşmak istiyoruz. Öyle bir süreç içerisindeyiz ki gençliğin farklı eğilimler içerisine gittiği, uyuşturucunun, alkolün hangi yaşlara indiğini artık söylenmeye bile dillerimizin varmadığı bir dönem içerisinden geçiyoruz. Böyle bir dönem içerisinde de birçok dernek veya vakıf çalışmalarını yapıyor. Kimileri başarılı oluyor veya olmuyor. Kimileri manevi çalışma yapıyor, bilimsel çalışmaları bir kenara koyuyor. Bu noktada Anadolu Gençlik, Milli Gençlik aslında nasıl çalışmalar yapıyor? Sadece Erbakan Hoca'nın ifade ettiği veya sizlerin bütün tabelalarınızda yazdığı yeni bir dünya idealindeki gençliğiniz nasıl? Bunu dinlemek istiyoruz aslında. Çok önemli bir konuya yine atıfta bulunmuş oldunuz. Allah'a hamdolsun ülkemiz gençlik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bu övündüğümüz, sevindiğimiz, geleceğe dair baktığımızda da umutla baktığımız, ümitlendiğimiz bir durum. Yani 30 yaşın altındaki 45 milyonluk bir kitlemiz var. Bu 45 milyonluk 30 yaşın altındaki kitle dünyanın içerisine baktığında Avrupa'nın 28 ülkesinden daha fazla bir gençlik nüfusumuz var. Sadece okuyan gençler açısından 25,5 milyon gencimiz var. Biraz önceki ifade ettim, Avrupa'daki 28 tane ülkenin nüfusundan fazla. Evet. Dünyada da yine 140 civarındaki ülkenin nüfusundan daha fazla sadece gençlik nüfusumuz var. Bunlar çok önemli ifadeler, çok önemli rakamlar. Ve sonuç itibariyle gencin işte farsça bir kavram, bir hazine olarak tarif ediliyor karşılığına baktığınızda. Evet. Bu hazinenin
cevherin harekete geçirilmesi, fırsata dönüştürülmesi gibi de bir vazifemiz var. Yani yanlışlıklardan, kötülüklerden muhafaza edip iyiliklere, güzelliklere, adalete doğru yönlendirmek gibi bir gayretle görevliyiz. Ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'mizde 100.000'den fazla sivil toplum kuruluşu var. Binlerce gençlik çalışması yürüten kurumlar var ve bu kurumların içerisinde sadece Anadolu Gençlik, Milli Gençlik açısından demiyorum, çok hayırlı hizmetleri yapan kurumlar var, dernekler var, vakıflar var. Bunlar sayılarını atmasında da fayda var. Hayra yönlendirmek açısından söylüyorum. Sonuç itibariyle biz hiçbirisini rakip vesaire olarak da görmüyoruz. Bizim tek rakibimiz var. Gençliğimizi ifsada sürükleyen mekanizmalar, ifsatlar neyse bizim tek rakibimiz onlar. Onları ortadan kaldırmak gibi bir gayretimiz var, mücadelemiz var. Şimdi sizin ifade ettiğiniz işte toplumda gençlerimizi işte ahlaki olarak sıkıntıya sokan, manevi olarak sıkıntıya sokan, işte madde bağımlılıklar açısından sağlığı noktasında sıkıntıya sokan birçok hadiseyle karşı karşıyayız. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok bölgesinde. Ve bu ne yazık ki bu süreçleri planlayan, organize eden belli mekanizmalar var. Yine rahmetli Erbakan hocamızın ve Milli Görüş Hareketi'nin ilk başladığı günden ifade etmiş olduğu dünya siyonizmi diye bir şey var, bir alan var, evet. Birileri var, bir kitle var. Ve bu kuruluşlar, bu mekanizmalar, siyonizmin yönetmiş olduğu devletler sadece insanları tankla, tüfekle, savaşla ortadan kaldırmak, sadece kendi halklarının, kendi gruplarının belli bir güzelliğe ulaşması noktasında tankla, tüfekle, silahla saldırmıyorlar. Nelerle saldırıyorlar? Teknolojiyi kullanıyorlar, bilgiyi kullanıyorlar. Şu anda bilgi en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet. Yani bilgiyi merkeze alırsanız teknolojik gelişim olur. Bilgiyi merkeze alırsanız eğitim olur. Bilgiyi merkeze alırsanız toplumsal değişim dönüşüm süreçleri ortaya çıkmış olur. İşte burada bilginin de nereye dayandığı önemli. Yani hakikate dayanan bilgiyle, vahye dayanan bilgiyle insanları güzelliklere ulaştırmak gibi bir mesuliyetimiz var. Hmm. Ve dünya siyonizmi ne yazık ki bu bilgiyi istediği şekilde kullanıyor. Bu bilgiyi kontrol etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koymuş oluyor. Bilgiyi kontrol ediyor ve bu kontrol neticesinde daha 3-4 yaşındaki çocuklarımızın zihinlerini bunaltan oyunlar üretiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bir oyun ülkemizde bile 35-40 milyon kullanıcıya 2 haftalık dönemde ulaştı. Evet. 35-40 milyon neredeyse gençliğimizin bütün hepsinin dahil olduğu bir şey. Ve yine bir baktığınızda hem Müslüman ülkeler açısından kendi ülkemize dahil ederek ifade ediyorum. Bu alanlarla alakalı doğru düzgün yatırımları göremiyorsunuz. Gençlerimizin düzgün bir şekilde dahil olacağı, güzelliklere yönlendirileceği oyunları göremiyorsunuz, programları göremiyorsunuz. İşte 3-4 yaşındaki çocuklarımız birilerinin ortaya koyduğu oyunlarla haramı, yanlışlığı, ahlaksızlığı çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. O tarz köylülüklere ulaşım çok rahatlaştı. Cep telefonu aracılığıyla, internet aracılığıyla gençlik hem bireyselleşti, işte sokaktan arkadaşlarından kopmuş oldu. Hmm. Hem de o bireyselleşme, yalnızlıkla birlikte hayatı sadece o elindeki kutudan ya da evindeki televizyondan ibaret saymaya başladı. Ve bu gösterilerle birlikte, işte ismini ifade etmek istemiyorum, etmiyorum da, o çıkartılan bir oyun, geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşı 15 ile 16 yaşlardaki çocuklarımızdan 149 tanesinin intihar etmesine sebebiyet verdi. Evet. İşte 2019 açısından da bu rakam artarak devam etmiş oluyor. Yani bir mekanizma bunu planlıyor, Ar-Ge'sini ortaya koyuyor, birçok yatırımlar yapıyor. Siz gençlikle alakalı hangi çalışmayı ortaya koyarsanız koyun, sonuç itibariyle o oyunlar, o internet aracılığıyla yapılan programlar vesaireler evin içerisine kadar giriyor. Evin içerisinde anne baba müdahale edemiyor. Ellerindeki telefon aracılığıyla yavaş 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 yavrularımız elimizden kopartılmaya başlanıyor. Ve ondan sonraki süreçlerde madde bağımlılığından tutun birçok süreçle karşı karşıya gelmeye başladık. Sapkın inanışlar, sapkın hareketlerle karşı karşıya geldik. Ve bu sadece oyunlar değil, yine izletilen diziler aracılığıyla aile içerisindeki yapılan sıkıntılar ya da işte bir İstanbul Sözleşmesi ile ortaya konulan yanlışlıklar. Evet. Ben bunların çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Şimdi bu gençliği bu sıkıntıdan kurtarmanın yolu ülke açısından böyle topyekin bir mücadeleye, işte devletimizin kurumları, sivil toplum,
Hangileri derseniz hep birlikte bu kötü gidişata son vermek, bu kötü gidişata dur demek noktasında gecemizi gündüzümüze katıp bilgi dediğimiz, biraz önceki söylediğim o siyonizmin kontrolündeki mekanizmaları hakikate doğru yönlendirecek düzgün insanların kontrolüne vermek gibi bir vazifemiz var. Bu noktada atmamız gereken adımlar var. Eğer bunlar atılmazsa Allah muhafaza buyursun, yarın bir gün önünü alamayacağımız birçok problemlerle karşılaşmaya başlarız. İşte sadece teknolojik olarak internet vesaire açısından söylemiyorum. Bu bilginin kontrolüyle birlikte ne oluyor? Gıdaya müdahalelerle karşılaşıyorsunuz. Tohuma müdahalelerle karşılaşıyorsunuz. GDO'lu ürünlerle karşılaşıyorsunuz. Önceden hiçbir şekilde adını şanını duymadığımız birçok hastalık bir anda çocuklarımızın karşısına çıkmaya başladı. İnsanlar önceden doktor hastane bilmezken, birçok imkansızlıklar içerisindeyken sadece köylerinde günde bir öğün, bir iki öğün yemek, tek çeşit yemeklerini yerken, şimdi birçok imkan olmasına rağmen çocuklarımız, nesillerimiz doyumsuz bir hale gelmeye başladı. Yani düşünün, şöyle Adem Bey çocukluk dönemlerinizi hatırlayın. Anneniz, babanız ya da eşiniz, dostunuz size bir tane araba aldığında, bir oyuncak aldığında belki günlerce onun etkisi devam ediyordu. Evet. Siz o oyuncakla günlerce oynuyordunuz ve o mutluluk devam ediyordu. Evet. Şimdi sormak isterim anne babalara. Her biri çocuklarını hafta sonu AVM'lere götürüyorlar. AVM'lerde çocuklar en az 3-4 tane oyuncak alıyor. Evet. Eve bırakın varmayı, yolda aracın içerisinde oyuncaklarını açtıktan sonra, vardıktan sonra ya oyuncak parçalanıyor ya da artık bundan bıktım, bana yeni oyuncak al demeye başlıyor. Bir iki saatlik hiçbir kıymeti kalmıyor. Yani niçin o doyumsuz bir nesille karşı karşıya kalmaya başladık? En temel noktada bunun eksikliği nereden geliyor? Bu biraz önceki ifade etmiş olduğum şeyler var ya, bu evet. Sıkıntılar, işte dünya siyonizmi dediğimiz mekanizmalar, rahmetli hocamızın ve Milli Görüş Hareketi'nin yıllardır dile getirmiş olduğu husus, yani tankla tüfekle değil, onunla birlikte bilgiyi kontrol eden, ahlakı kontrol eden, medyayı kontrol eden, televizyonu kontrol eden, toplumu kontrol eden birçok mekanizmalar oluşturuldu ve bu mekanizmalar aracılığıyla gençliğimiz büyük bir ifsada doğru ne yazık ki sürüklenmeye başladı. Peki Anadolu i̇şte, Gençlik ne yapıyor? İşte buna? Bu noktada işte Milli Görüş Hareketi'nde başladı 69'dan bugüne kadarki dönem açısından söylüyorum. İşte durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak ifadesini kullanarak toplumumuzun içerisindeki bütün gençlerimizi bir ve beraber kabul ederek, bütün gençlerimizi hakikate ulaştırmanın gayretinde olarak Anadolu gençliğimiz ilkokuldan, okul öncesinden yavaş yavaş başlayarak ilkokul süreçleri, ortaokul, lise, üniversite ve çalışan gençlerimiz açısından birçok hayırlı çalışmayı ortaya koymak noktasında yoğun gayretler, çalışmalar ortaya koydu. Mesela ilkokul, ortaokul çağlarındaki çocuklarımız için yaz etkinlikleri aracılığıyla ilk defa Kur'an-ı Kadim'le, vahiyle, Allah'ın ortaya koyduğu hakikatlerle, sünnet-i Resulullah'la en güzel şekilde buluşmalarına dönük çalışmalar ortaya konuldu. Ve bu çalışmaları yaparken de oyundan, gençlerimizin sosyal etkinliğinden de en ufak bir şekilde ara vermeden, yani sadece belli bir müfredat içerisinde ders vererek değil, oyunla, eğlenceyle hem ahlakı ve maneviyatı merkeze alan bir eğitim süreci, öbür taraftan da annesiyle babasıyla olan ilişkileri, çevreyle olan ilişkileri, toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve tanzim eden ve bunu yaparken de hiçbir şekilde biraz önce söylediğim gibi bir tane insanımızın saçının teline zarar vermenin ne mana ifade ettiğinin ruhunu da öğrenen, yolda giden karıncanın hukukunu düşünen, İşte bir kuşa verilecek zararı hesap eden, eşyanın hukukunu düşünen, sevgi ve şefkati merkeze alan bir çalışma tarzını ortaya koymaya gayret etti Anadolu Gençlik. Peki bir topluluk var ki şunu da ifade ediyor. Yani sadece Anadolu Gençlik için değil de sizin ifade ettiğiniz gibi ahlak ve maneviyat üzerine yapılan çalışmaların sonucunda Türkiye'de aydın bir topluluğun, aydın bir gençliğin olmadığını, sadece din anlayışının yetmediğine dair ifadeler var. Yani bu ülkede tamamen din anlayışına odaklanarak çalışmalar yapılıyor diyor vakıflar için. Evet, bir topluluk hala bunu savunuyor. Evet. Ve bunun akabinde de Türkiye'de bilim insanları, akademisyenler, dünyaya gerekli hizmetleri, bu Müslümanın kazandırmak istediği gerekli hizmetleri kazandırılmadığını ifade eden de bir topluluk var. Anadolu Gençlik bu çerçevede bilimsel anlamda
yeni akademisyenleri, yeni üretim yapabilecek gençler adına çalışma yapıyor. Şunu ifade etmek isterim. Birincisi, bir yanlış algıyı düzeltmekte fayda var. Yani kavramlar, kelimeler, ifadeler çok çok önemli. Sonuç itibariyle din, yani inancımız olan İslam, evet, hiçbir şekilde toplumsal gelişime, toplumsal ilerlemeye karşı olan bir sürecin içerisinde değil. Aksine şöyle bir baktığınızda inancımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu sünnetti, seniyyeler, ondan sonraki ashabının yapmış oldukları ve sonraki süreçler açısından baktığımızda Müslüman devletler, idareciler vesaireler öyle şeyler ortaya koydular ki şu anda bilimin merkezinde, bilimin içerisine baktığında, sağlık açısından baktığında bir Lokman hekiminin yaptıklarını görürsünüz. Hı hı. Teknolojik açısından yine tarihe baktığınızda birçok ecdadımızın, işte Kırşehir'de Caca Bey'in yapmış olduğu uzay araştırmalarını nereye koyacaksınız? Bunların hepsi bizim inancımız tarafından değerlendirildi. İşte matematikteki sayıların bulunma sürecine baktığınızda bunların hepsi İslam'ı merkeze alan, inancını merkeze alan yapıların ortaya koymuş olduğu bakışlarla şekillendi. Ha, buradaki yanlış anlayış ne? Bunu ikiye ayırmak. Bir, inancını merkeze alarak çalışan vakıflar, dernekler, kurumlar olduğu gibi inancı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışan insanlar da var. Hmm. Bunu da toplumumuz zaten çok net bir şekilde görüyor. Yani o yanlışlıkları, tabii o yanlışlıkları genele haiz bir şeymiş gibi de değerlendirmemek lazım. Burada biz kendimiz açısından baktığımızda işte yani ahlakı önce ve ahlak ve maneviyat bizim temeldeki düsturumuz. Bunu merkeze alarak. Olması da gerekiyor tabii, aslında. Bunu merkeze alırız ve bunu merkeze almayla birlikte gençlerimizin bu noktada temel dini bilgileri önemli ve bununla birlikte yine ülkemiz açısından hem dersleriyle alakalı gelişimleri, son dönemde çok yaygın bir şekilde robotik kodlamalar var. Bizim dernek binalarımızda, eğitim merkezlerimizde robotik kodlama eğitimlerimiz gençlerimize verilir. En son işte geçtiğimiz yıl bizim liseli gençlerimiz robotik kodlamada Türkiye birincisi oldular. Evet. Ayrıca yine bu Teknofest açısından baktığınızda Anadolu Gençlik Derneği'nden gençlerimiz dernek bünyesinden ve dernek bünyesinde olmayan arkadaşlarıyla birlikte orada yine birinci olmuş oldular. Evet. Yani biz meseleyi öğretirken maddi ve manevi kalkınma diye rahmetli Erbakan hocamızın hep ifade ettiği çalışmaların aynısını sivil toplum açısından da ortaya koymaya başlarız. Yani bizim gencimiz aya baktığındaki hikmeti, yıldıza baktığındaki hikmeti, yani ayetler dediğimiz şey sadece Kur'an-ı Azimüşşan içerisinden değil, Allah'ın ayetleridir yeryüzündeki tanzim edilen bütün güzellikler. Bunlar ispatıdır. İnsana nasıl bakması gerekliliğini, yolda nasıl yürümesi gerekliliğini, yani binaların yükselmesindeki yanlışlıkları, işte çevrenin tanzimini, yani caddelerin cami merkezi olması gerekliliğini, AVM merkezi olmaması gerekliliğini, şehirleşme ile kentleşmenin birbirinden farklı olduğunu, yani sadece inancımızı merkeze alan temel İslam eğitimleri, onun dışında da dünyayı tanzim edecek güzelliklerin nasıl oluşması gerekliliğini ifade eden çalışmaları da ortaya koyar. Perdenin arkasındaki gerçeklik mi? Tabii şimdi siz biraz önce yeni bir dünya idealinden bahsettiniz. Yeni bir adil bir düzen dünyanın adil, sırada. İkisi birlikte olacak şeyler zaten. Adil bir düzen olmadan yeni bir dünya kurulması mümkün değil. Buradaki yeni bir dünyadan kasıt şu anda hep beraber görmüş oluyoruz. Hele ki yakınımızdaki coğrafyamız açısından. Şimdi Suriye ile alakalı işte Barış Pınarı bir operasyon var. Allah hayırla neticelendirmeyi nasip bugün etsin. Bugün Konyalı bir şehidimiz de var. Allah rahmet eylesin. Hem Nusaybin'de, Akçakale'de, Ceylanpınar'da hakeza sivil halkımızdan şehitlerimiz var. Ülkemizi ve coğrafyamızı, İslam coğrafyasını ve bütün insanı Rabbimiz bu tarz sıkıntılardan korusun. Evet. Ve bu Barış Pınar operasyonunun da en hayırlı bir şekilde bir tane gencimizin, bir tane Mehmetçimizin, bir tane insanımızın bunu dahi kanamadan o terör bölgelerinden güzel şekilde temizlenerek ve o bölgelere yine Suriyeli insanımızın, kardeşimizin tekrar kendi memleketlerine döndüğü, huzurla refahla yaşadığı bir dönemi karşımıza çıkarsın. Şimdi burada yeni bir dünya ideali dediğimizde Suriye'de savaş 9 yılını nihayete erdirdi. 10. yılına giriyor. 1 milyona yakın insan ruhunu teslim etti. 10 milyon insan Suriyeli vatanını, yurdunu terk etti. Evet. Bizim yeni bir dünya idealimizde aman Türkiye sadece kalkınsın değil, Suriye'de kalkınsın. Irak işte 2011 Eylül olaylarıyla birlikte Körfez Savaşı, Saddam Hüseyin meselesinin ortaya atılıp işte burada
zulmediliyor deyip müdahale edilip 1,5 milyon insanımız ölmesin diye yeni bir dünya idealimiz var. Ya da Arakan'daki insanımız sıkıntı yaşamasın, Doğu Türkistan'daki insanımız sıkıntı yaşamasın, Keşmir'deki insanımız sıkıntılar yaşamasın. Ya da dünyanın bütün bölgeler, Afrika'da insanlar ortalama 6 saniyede bir tane çocuk açlıktan dolayı ruhunu teslim ediyor. Ortalama her 4,5 saniyede bir insanımız mülteci durumuna düşüyor. Ben sadece Müslüman olarak demiyorum. Şimdi bunlar olmasın diye adaleti merkeze alan bir dünya tanzim edilsin mücadelesidir. Ve bu mücadele belki de bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran en önemli şeydir. Anadolu Gençlik Derneği müntesibi bir tane yavrumuz, 7-8 yaşındaki evladımızın zihninde Filistin açısından bir gözyaşı, Kudüs açısından bir ideal, Arakan açısından bir gayret, işte dünyadaki insanlığın huzura kavuşmasıyla alakalı bir bakış açısını vermeye çalışırız biz. Yani sadece işte inancımızı merkeze alan değil, tabii ki inancımızı merkeze alırız. Sadece o çalışmaları değil, öyle bir bakış açısı ortaya koyarız ki ve dünyadaki bütün adaleti tanzim edecek bir bakış açısıdır bu. Ve bu bakış açısını ortaya koyarken de madden ve manen yapılması gereken neyse bunun gayreti vardır. Renk ayrımı yoktur, ırk ayrımı yoktur, mezhep ayrımı yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda Barış Pınar açısından da değerlendirildiğinde Amerika'daki insanlar kalkıyor diyor ki işte oradaki Kürtler diyor, işte evet. Türkiye'nin içerisindeki Türkler diyor. Tamamen kasıtlı bir ayrıştırmanın içerisindeyiz. Biz ülkemiz içerisinde var olan hiçbir insanımızı tasnif etmeden ben bu ülkenin ferdiyim ve bu coğrafyada yaşıyorum diyen herkesi ve Müslümanım diyen herkesi kardeş kabul ederiz ve bütün insanların huzuru saadeti için uğraşırız. Irkçılık, mezhepçilik, renk ayrımı bizim hem inancımız açısından kabul etmediğimiz bir hadisedir hem de uygulamalarımız açısından kabul etmediğimiz olaylardır. Ve bu ülke insanlığın ve yeryüzündeki insanlığın huzura kavuşacağı şeylerin de bu umdeler üzerinden şekillenmesi gerektiğine inanırız. Yani biraz önce ifade ettiğimiz dünya siyonizmi öyle bir bakış açısı içerisindedir ki zayıflar helendir, güçlüler ayakta kalır bakışıyla hareket eder. Ne kadar sakat bir şeydir değil mi bu? Evet. Yani bir insan zayıfsa yok olmaya mahkumdur. Bir insan güçlüyse işte payidar olmaya hak eder mantığıyla. Ya da işte yeryüzünde yine bakış açısı açısından söylüyorum. O mekanizmaların ne kadar sakat bir bakışla hareket ettiğini vurgulamak açısından söylüyorum. İşte dünyada ihtiyaçlar sınırlıdır, ihtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Biz ihtiyaçlarımızın o sınırsızlığını elde edebilmek için kaynaklarla sınırlı olunca işte sadece bir grup huzura ve refaha kavuşsun ve bu bütün kaynaklar bizim elimizde olsun mekanizmasıyla hareket eden değil. Ama bir tane ekmeğimiz varsa, bir tane imkanımız varsa yeryüzündeki bütün insanlıkla nasıl paylaşırız ve bunda en güzel şekilde, adaletli bir şekilde nasıl tanzim ederiz? Yeraltı kaynaklarına, yerüstü kaynaklarına kadar bunun mücadelesiyle gençliğimizi yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Şimdi, yani hakikate dayanan, adaleti merkeze alan, yoldaki bir taşı kaldırmanın gayretinde olan, hangi coğrafyada olursa olsun bir insanın saçının teline zarar gelmemesinin derdinde olan ve bütün insanları bir ve beraber kabul edip huzura ve refaha kavuşturmanın gayretinde olan bir gençliği yetiştirmenin mücadelesi içerisinde. Ve bunu yaparken de sadece dediğim gibi birkaç tane çalışma değil, hayatın içerisinde meşru alanları oluşturabilecek oyunlarımız vardır. Bizim ortaokul öğrencilerimize dönük Keşif Kurat diye bir oyunumuz vardır. Bu oyunun içerisinde tabii ki çocuklarımız oyunla hemhaller. Bu oyunların içerisinde meşru alanları oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Ya da kitap okuma programları vardır. Bu kitap okuma programlarında gençliğimiz birçok çalışmayı ortaya koyar. Sportif etkinlikler vardır. Bunların içerisinde birçok çalışmayı ortaya koyarlar. Önemli olan bu etkinliklerin içerisinde gencimize, yani Konya'dan şuradan oturur işte Alaaddin Tepesi'nden şöyle bir baktığında işte Filistin'i gören, Kudüs'ün sevdalısı olan, Arakan'ı gören, Bağdat'ı gören, İşte dünyanın birçok bölgesinde sıkıntıların giderilmesinin hayallerini kuran gençleri yetiştirmenin gayretindeyiz. Şimdi vaktimiz daralıyor aslında. Öyle bir zaman ilerledi ki programı bitirmişiz diyebiliriz. Son olarak şu konuya da değinmek istiyorum. Yine Türkiye'de öyle bir çalışma yapıyorsunuz ki ahlak üzerinde Peygamber Efendimizin ahlakını hedef alıyoruz.
bununla beraber bir gençliği temel ediniyoruz. Haliyle de bir Siyeri Nebi yarışması düzenliyorsunuz ki Türkiye'nin en uç noktasında Edirne'den Kars'a en uç noktadaki mezraya kadar ulaşılmak suretiyle böyle bir kitabı okutup, Peygamber Efendimiz'in hayatını okutup ve bununla beraber de bir sınava mukabil tutuyorsunuz. Bu çalışmaya konuşmak istiyorum aslında. Gelen bilgiler arasında da yine kayıtlar başlamış. Tabii yarışma bu işin ikinci kısmı zannediyorsam tabii. Sizin için. Önemli olan bu ahlakı tanımak ve öğrenmek diye düşünüyorum. Buna değinecek olursak Türkiye'de lise ve ortaokullarda olmak üzere başta böyle bir çalışmanız var. Bunun aslında bu programda noktalayalım istiyoruz. Bu çalışmadan biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Siyeri Nebi yarışması bizim 6. yılını bitirdiğimiz, 7. yılına döndüğümüz ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan aldığımız izinlerle birlikte, yani yarışmaya başlamadan önce başvuru izinleri, vereceğimiz kitapların bizatihi bakanlık aracılığıyla kontrol edilmesi, onların onayından sonra resmi izinlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarda başlattığımız bir çalışma. Ortaokul öğrencilerimize ayrı, liseli öğrencilerimize ayrı. Yani ortaokul öğrencilerimize Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan bir çalışma. Ortaokul öğrencilerimize dönük olan çalışmayı da Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan bir yarışma. Evet. Adı yarışma, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Biz bu yarışma aracılığıyla işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci belirleyelim diye yapmıyoruz. Bir hedefimiz var, bir gayemiz var. Bu gayemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan, onun hayatını bütün alanlar açısından, yani ne yazık ki şöyle de bir algı var, bunu da düzeltmek isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir alana sıkıştırmanın planı içerisinde, yani sadece camide olan bir peygambermiş gibi ya da sadece aile reisi olan bir peygamber gibi tanzim etmeye çalışıyor. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün alanlar açısından rehberimiz, önderimiz ve liderimiz. Efendimizin ortaya koymuş olduğu güzellikleri, gençlerle olan iletişimi, ailesiyle olan iletişimi, devlet reisi olarak yapmış olduğu güzellikleri ya da kendi dininin dışında gayrimüslimlerle olan irtibatları, ilişkileri, nasıl diyaloğu geçtiği, şefkati, işte kuşu öden çocuğun cenazesine gitmesi, gençlerle oyun oynaması, adına ne derseniz, yani hayatın bütün alanlarını kapsayan, anne babasıyla olan irtibatı, arkadaşıyla olan diyaloğu, bir öğretmenle olan diyaloğu, ne derseniz, bütün bu süreçlerin içerisinde örnek ve rehber kabul edilmesi, Allah Resulü'nün hayatını benimseyen nesilleri oluşturmak gibi bir gayretimiz var. Ve çok şükür yüz binleri ifade eden, belki bu sürece kadar milyonlar olarak ifade ettiğimiz sayıdan genç kardeşimiz bu yarışmalara başvurdular. Ve bu yarışmalarla birlikte onlara çok güzel ünsiyetliklerimiz, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız oluşmaya başladı. İşte biraz önce ifade ettiğiniz madde bağımlılıklarından kurtulan gençlerimiz oldu bizim bu yarışmalar vesilesiyle. Hmm. Kötü alışkanlıklarını bırakanlar oldu. Annesiyle babasıyla kötü iletişimde olup ve bu yarışmalar aracılığıyla o iletişimlerini düzeltenler oldu. Öğretmenlerine saygısızlık yapanların vazgeçtiğini gördüğümüz çocuklarımız oldu. Ya da hayatın içerisine baktığınızda hele ki dediğim gibi internet aracılığıyla şefkatten kopan gençlerimizin Allah Resulü'nün şefkatini görmesi ya da ülkemiz içerisine baktığımızda kardeşlik mefhumunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşleri için nasıl fedakarlıklar yaptığını, bunların hepsini gördüğümüz çalışmaları Allah'a hamdolsun görmüş olduk. Ben hiç unutmam. İşte bu yarışmaların bir tanesinde işte madde bağımlısı Gaziantep ilimizdeki bir gencimizin tevafuk bizim standımıza gelerek ben de bu yarışmaya katılmak istiyorum deyip ondan sonra arkadaşların ilgilendikten sonra o madde bağımlılığını bırakıp şimdi işte bundan yıllar önce başladıktan sonra AGD'mizin bir ilçesinin ilçe başkanı olarak vazife yaptığını, yani bu güzelliklere devam etmek açısından söylüyorum. Daha buna benzer birçok güzellikler bu Siyeri Nebi yarışması vesilesiyle Allah'a hamdolsun oluşturulmuş oldu. Bunlar bize gelen ifadeler. Bu gördüklerimizin dışında da birçok güzellikleri görüyoruz. Ve yine sizin ifade ettiğiniz Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde o kadar güzellikler oldu ki işte karayolda çıkıp Hakkari'mizin bir mezrağında çocuklarımızın ellerinde Siyeri Nebi kitaplarını okuyup sınava hazırlandıklarını hamdolsun görmüş olduk.
Bu bir birliktelik, bu bir ünsiyet. Sünnetullah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladığımız vakit şu sıkıntıların hiçbirisinin kalmayacağı kanaati içerisindeyiz. Kavgaların, gürültülerin, dışlanmışlıkların, kötü ahlaksızlıkların, bunların hepsinin ortadan kalkacağı inancı içerisinde. Yani biz gençlerimizi ne kadar oraya yaklaştırırsak o kadar da kötülüklerden uzaklaştırdığımızın kanaati içerisindeyiz. Ve çok şükür hem gençlerimiz hem Eğitim Bakanlığımıza hasreten teşekkür ediyorum. Oradaki öğretmenlerimiz bu konuyla alakalı bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ve bu işin neticesinde de anne ve babalarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük destekleri var. Ayrıca bu çalışmaya destek olan esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret erbaplarımız. Sonuçta yapılan bu çalışma bir kitabın basılıp ve dağıtılması diye çok böyle komple bir şey, çok kitlesel bir şey bu. Bütün herkesin bir kısmının maddi olarak desteğiyle, bir kitabın dağıtılması, bir kısmının sınavının uygulanması, bir kısmının gence afişinin verilmesiyle, ne derseniz alana. Bütün alanlarda toplumsal bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu senede hamdolsun çalışmalar başladı. Gereken izinler alınmış oldu. Yavaş yavaş kitaplar dağıtılmaya başlanacak önümüzdeki günlerden itibaren. Yüz binlerce kardeşimizi inşallah işin içerisine dahil etmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Bu kısa vakitte bu çalışmaları sığdırabilip anlatabildiysek ne âlâ. Yaptığınız çalışmalarda ve hedeflere ulaşmanız nokta. Muvaffakiyetler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah sizlere yar ve yardımcı olsun diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Konya 42 her zaman bu ekranları Anadolu Gençliğimize, Milli Gençlik Vakfımıza açtılar. Hem size, hem genel yayın yönetmenlerimize, hem de idarecilerimize, ayrıca Konyalı hemşerilerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tabii Konya 42 ama Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden takip ediyorum. Ben programa çıktıktan sonra farklı farklı ülkelerden arayan arkadaşlarımız, ülkemizi farklı şehirlerden arayan insanımız var. Yani etki alanı çok güçlü bir televizyon Konya 42'miz. Ayrıca bu program AGD TV aracılığıyla, radyolarımız açısından Gençlik FM aracılığıyla da ve AGD'mizin uhdesindeki birçok radyo aracılığıyla da takip ediliyor, insanımıza ulaştırılıyor. Ben bütün insanımızı da hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Efendim, Konuşmaya Değer'i bugün noktalıyoruz. Konuşmaya Değer'deki bugün konuğumuz Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan Bey bizlerle birlikteydi. İfade ettiğimiz gibi milli ve şuurlu gençlik anlayışını kendileriyle değerlendirmeye bu kısa vakitte anlatmaya çalıştık. Ümit ediyoruz, kendilerinin de ifade ettiği gibi çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Bizden sonra ana haber var. Ana haberden sonra da Esat Ergener'le İzdüşüm var. Bizleri takip etmeye devam edin diyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.